Zaten beklemekte olan trenle hareket edildi. 6 Aralık 1920'de Ankara'ya geldik. İstanbul'dan gelen heyeti itirazlarına rağmen alıkoymuştum. Fakat bunu ilan etmeyi yararlı bulmadım. Çünkü İzzet ve Salih Paşalarla diğerlerinden milli hükümet işlerinde yararlanarak haysiyetlerini korumak istedim. Bu maksatla Ankara'ya gelir gelmez basına verdiğim resmi bildiride adı geçen kimselerin Büyük Millet Meclisi hükümetiyle görüşme yapmak bahanesiyle İstanbul'dan çıktıklarını, memleketin iyilik ve selameti için daha yararlı ve daha etkili bir şekilde çalışmak üzere bize katıldıklarını ilan ettirdim. Efendiler, bizim İzzet Paşa heyetiyle Bilecik-Ankara yolu üzerinde bulunduğumuz 5-6 Aralık 1920 tarihinde Reşit Bey'den Kütahya'ya vardığını, ertesi günü Tevfik Bey'le görüşeceğini, Ethem Bey'in de oraya geldiğini bildiren fakat daha olumlu bir anlam taşımayan bir telgraf aldım. 4 gün sonra da Reşit Bey'in geri dönerken Eskişehir'den gönderdiği 9 Aralık tarihli bir telgrafında Tevfik'le olan mesele iyi bir sonuca bağlanmıştır denildikten sonra fakat tanımak ve tanıtmak istediğimiz kimselerin basit ve zamana uygun olarak düşünememelerine veya düşünemediklerine bin bir işaret konmuştur ibaresi okunmaktaydı. Reşit Bey tarafından Eskişehir'deki Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya da meselenin çözüme bağlandığı, haberleşmenin sağlandığı ve Simav Bölgesi Komutanı'nın yerine gönderilebileceği söylenmişti. 9 Aralık 1920'de Ethem Bey'den aldığım bir şifreli telgrafta, meselenin İsmet Paşa tarafından maksatlı ve zamansız olarak çıkartılmış olduğu anlatılmak isteniyordu. Sözde almakta olduğu bütün tedbirlerden ve yaptığı düzenlemelerden o zaman başyaverin bulunan Salih Bey'in de aynen haberdar edildikleri belirtiliyordu. Benim kuruntuya düşürüldüğümü delilleriyle haber aldığını yazıyordu. Ondan sonra inandırıcı bir takım sözlerle kuvvayı seyyareden olup da madenden katılmak üzere geri dönen fakat genelkurmayın emriyle Güney Cephesi'ne gönderilen bir müfrezenin kendi emrine verilmesini ve kuvvayı seyyarenin Fuat Paşa zamanında seyyar jandarma teşkilatı gereğince bütçeye dahil edildiğini ileri sürerek fazla para koparmak istediği anlaşılıyordu. Benim 3 gün sonra buna verdiğim inandırıcı cevapta, son günlerin beklenmedik olaylarının beni kuruntuya değil, kararsızlığa düşürdüğünü itiraf ederim dedikten sonra, genel durumumuzun uyum ve düzeni bozmakta hiç kimseye göz yummamasını bildirdim.